yerde kalan sezonlarından askere gittiler. Hem günlük askerlik görevini yerine getirdikten sonra kendi tatildeler. Çocukta Oğuzhan hatırlıyorum. Oğuzhan da sanırım bir hafta içinde artık asker dönüşü tatillerinde bir şekilde kampa katılacaklar. Askeri tatil. Özellikle Oğuzhan Özyakır'ın kendi yerine veremediği. Bunun içinde oyuncu grubumuzun da olması hem yakın zamanda Başakşehir Futbol Kulübü'nden hem bugünkü Beşiktaş Futbol Kulübü'nün içinden olması, hatta %60 %70'lere varan sayıda oyuncu grubunun olması ve başlarında benim de hocalığımı yapmış ve özellikle 4 senelik süreçte de burada önemli işleri imza atmış, saygı duyduğum, talebeliğini yaptığım hem Şenol Hoca'yı tebrik ediyorum hem milli takımımıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreç bizim için onlara milli takıma verecek oyuncu sayısını çoğaltmak ve destek olmaktır. Hep hayal ettim, böyle de düşündüm. Dediklerin etkenler, bileşenler bunların içinde var. Özellikle ben bunun daha kısa sürelisini milli takım sürecinde yaşadım. Ve ondan sonraki bir 6 senelik süreçte bununla ilgili çok önemli deneyimler kazandım. Bundan sonraki sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğini, o zamanki süreçte de çok açmama gerek yok. Nasıl yönetilmesi gerektiğiyle de çok önemli deneyimler kazandım. Bundan sonraki süreçte büyük takım teknik direktörlüğü tabii ki sahanın içinde kalacağım, güçlü olacağım. Ama dediğin etkenleri de doğru bir şekilde yönetmek gerekiyor. Benim işim ama büyük bir bölümü sahanın içinde. Yani Viska veya bir başkası bugün burada. İletişim, çözüm odaklı gitmek herkesi sahanın içine çekeceğini düşünüyorum. Çatışma değil, çözüm odaklı yaklaşan bir teknik adamım. Böyle olmaya da devam edecek. Biliyorsunuz benim aslında, benim jenerasyon, bütün arkadaşlarım Beşiktaş ailesinin önemli oyuncuları. Ve birebir hala iletişim halinde olduğum insanlar ve fikir alışverişi yaptığım insanlar. Şu an itibariyle başkanla da paylaştık geçen gün. Gökhan Keskin ve Şenol Fidan görev tanımları farklı ama bizim bu kulübün tarihinde önemli isimler, önemli işler yapmışlar. Hem antrenörlük yapmışlar hem duruşlarıyla da dürüstlükleriyle de bu kulübe hizmet etmişler. Bugün itibariyle biz olacak. Diğer ekipler, biraz biz detaylı çalışıyoruz. Bizim departmanlarımız olacak. Her sorumlu da profesyoneller olacak. Yani fiziksel performans ayrı, beslenme ayrı, kaleci departmanı ayrı, analiz departmanı ayrı, antrenör ayrı. Bunlarla çalışacağız. Bunlar da Beşiktaş'ın önemli isimleri ve buraya hizmet edeceklerdir diye düşünüyorum. Oğuzhan benim ilk amil takımı aldığım oyuncuydu. O dönemde de işte başkanla Arsenal'den buraya transferinde sadece düşünceme fikrimi söylemiştim. Ondan sonrasında katkı sağladılar. Ve şu an itibariyle de Beşiktaşlı oyuncularla da iletişim ve temas halindeyim. Ve bunlardan bir tanesi de Oğuzhan. Yetenekli. Yetenekleriyle buraya kadar geldi. Eksikleri var. Bunları konuşacağız. İletişim kuracağız. Eksikleri yönünde de güçsüz taraflarıyla ilgili çalışmalar yapıp Türk futboluna tekrar hem Beşiktaş'ımıza hem Türk futboluna Oğuzhan'ı kazandırmak istiyoruz. Hocamla konuşurken tabii ki futbol takımının önümüzdeki seneki durumunun haricinde ondan bizim ayrıyetten bir iş tanımı içerisinde bir tanım şeyimiz daha var. Biliyorsunuz 2012'den bu yana gelene kadar epey bir profesyonel bir kadrolar oluşturduk. Artık Beşiktaş kulübünde profesyonel kadrolar bayağı etkin vaziyetteler ve özerk olarak çalışıyor yönetim kuruluna raporlayarak. Esasında profesyonel olmamız gerekli olan yer futbol. Benim de başkan olarak son dönemim bu dönem. Bu önümüzdeki 3 sene içerisinde Beşiktaş'ın futbol kültürünü dünya seviyesinde bir hale getirmemiz lazım. Bütün departmanlarıyla beraber. Hocam da bunlardan görevlerinden bir tanesi, en önemli kısmı da onun yapılanmasını sağlamak olacak. Bunun içerisinde Beşiktaş'ın içerisinden, dışından kim olursa bize katkı sağlayacak insanlarla çalışacağız. Bu netice itibariyle sahada oynanan ve ekiple yapılan bir şey. Onun içinde hem Beşiktaş'tan hem dışarıdan insanlarımız olacaktır. Savunmada dar, hücumda geniş. Sayısal olarak daha fazla bir takım seyredeceksiniz. Bunun örnekleri de var. İçindeki dağılımları, onları bunları şu an itibariyle söylemiyorum. Çünkü bunun üzerinden bir çalışmalar yapacağız. Bazen kafandaki oyun planını oyuncu grubundan aynı şekilde entegre edemeyebilirsin. Bazen oyunun içinde sistemler değişebilir. Ama bütününde savunmada dar, hücumda geniş ve sayısal olarak fazla bir takım olacağını söyleyebilirim.
Şimdi anlattığın şeyden istatistik rakamlar Başakşehir'i gösteriyor. Doğru mu? Tanya. Evet. Şimdi bizim oyun planımız, oyun organizasyonlarımızın dışında da kulübün içinde kuracağımız organizasyonlar. Bunları bu hale getiren, biraz evvel profesyonel yapının departmanlardan bahsettim. Bu yapıyı doğru bir şekilde kurduğumuzda ve oyuncu ile iletişim kurup bunu hem görselde hem sahada birebir de anlattığımızda her şey kafadan çok çabuk oturmayacak. Orada da 5 senelik bir süreç var. Oturmayacak ama bunu zaman içinde hem bilimsel olarak karşı tarafa oyuncu grubunu anlattığımız zaman oyuncu da bunun karşılığını verecektir. Çünkü burası Beşiktaş Futbol Kulübü ve profesyonel bir yapıdan bahsediyoruz oyuncu grubunun. Ve o sayıları, o rakamları, biraz evvel söylediğin topu oyunu geri alma süresi deplasmanda 14 saniye Beşiktaş'ın. İç sahada 10 küsür saniye. Burada seyircinin çok önemli etkisi var. Bunu planlı organizasyonla 7-7,5 saniyelere çekersek, seyircinin buna desteğiyle bir tık daha aşağı atabilirsek yukarı, bu bizi çok mutlu edecek. Bu desteği de bekliyoruz. Benim olmadı. Yani ülke adına mı söylüyorsun, dünya adına mı söylüyorsun? Olmadı. Yalnız geçen Bobo Raps'ın